Tekrar merhaba arkadaşlar. Cihaza kernel değişikliği yaptım. Şöyle iki gün boyunca sürekli şarjı %0'dan %0'a kadar indirdim. Tam şarj süresi 1 saat 40 dakika arkadaşlar. Stok bu Android 9 tabanlı ROM'u yükledikten sonra herhangi bir kernel değişikliğine gerek kalmadan 1 saat 40 dakikada %0'dan %100'e gelebiliyor cihaz. Gayet iyi şarj oluyor. Ekran süresi olarak da sürekli 4 saatin üzerinde aldım. 4,5 saat, işte 4 saat 20 dakika, 4 saat 40 dakika gibi. 5 saate yakın süreler aldım. Ve yani yaklaşık 5 ya da 6 defa cihazı şarj ettim. %100'den işte %0'a kadar sürekli kullanarak test ettim. Kernel'i de gözümü karartıp kurdum arkadaşlar. LOLS denilen bir kernel kurdum. Videonun da linkini ekleyeceğim bunu. Yükleme işlemi zaten çok basit. TWRP'den install diyerek yine herhangi bir şey yükler gibi flashlıyorsunuz TWRP'nin içerisinden. Ancak bu tabii kerneli kullanabilmek için bir uygulama var. Onun da linkini vereceğim ben yine. Şöyle hatta uygulamayı göstereyim arkadaşlar. Buradan. Şurada SmartPack Kernel Manager arkadaşlar. Uygulamamız bu. Şöyle About'a tıklayayım. Bakın gördüğünüz gibi. Uygulamamız bu. Buradan her türlü özelleştirme yapabiliyorsunuz. Yani kernel, bu kernel değişikliğinden sonra inanılmaz derecede özellikler sunuyor arkadaşlar. Yani CPU frekans değerlerinden GPU frekans değerlerine kadar, bataryanızın hızlı şarj özelliğini açmak, işte kaç amper güç çeksin, kaç voltu algılasın, her türlü değişikliği yapabiliyorsunuz. Şöyle ben size yavaş yavaş göstereyim. Bu arada bu kernel de gerçekten batarya süresi konusunda oldukça iyi. Şöyle bir bataryamı kullanımını göstereyim. Tam %100 de şarjda çektim. 1,5 saattir kurcalıyorum telefonu. %75'te şarjım. Yani bu kernelle beraber gerçekten batarya daha da iyi oldu. Özellikle uyku modunda cihazın çok az pil tüketmesini sağlıyor. Şu an ekranın sağ tarafında kernel bilgisini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın LOLS kernel 6.4 sürüm, en güncel olanı buydu. Şöyle hafıza kısmını göstereyim. Tekrar şu cihaza bakacak olursak. Burası kernel bölümümüz. İçinde yapabileceğimiz değişiklikleri gösteriyor. Bakın CPU kısmında. Ben burada ayarları ön tanımlı olarak kullanıyorum. CPU frekans değerleriyle oynamadım. Ama isteyen arkadaşlar tabii bu değişiklikleri yapabilir. Bakın CPU frekans değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Çekirdekleri açıp kapatabiliyorsunuz. CPU hızlandırma var arkadaşlar. Otomatik olarak da yapabiliyor bunu. Ben burayı da kurcalamayacağım şimdilik. Maksimum ve minimum CPU değerleri ekleyebiliyorsunuz.
Yani çok ileri seviye ayarlar kullanmış arkadaşlar. Burası CP voltaj bölümümüz. CP'nin yine voltaj değerlerini, yani bir tür overclock içeriyor aslında arkadaşlar. Zaten kerneli aslında BIOS gibi düşünebilirsiniz. Yine buradan hız aşırtma gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Burası GPU bölümü. Yani ekran kartı ile ilgili olan. Burası batarya ile ilgili ayarları yapılandırdığımız bölüm. Bakın şurada fast charge denilen bir bölüm var. Ben bunu açık hale getirdim. Bu sayede arkadaşlar USB ile dahi şarj ettiğinizde hızlı şarj özelliği aktif edilebiliyor. Hemen altta da şurada şarj level yazan yerde. Bakın bu adaptörde şarj ettiğinizde cihazın kaç miliamper değerle şarj olmasını seçebilmenizi sağlıyor. Bu ön tanımlı olarak 1800'deydi arkadaşlar. Yani 1.8 amper idi. Ben bunu 2100'e çektim. Yani 2.1 amper aldım. Şurada USB'den şarj olduğunda kaç miliamperle dolmasını seçebileceğiniz bir yer kullanılmış. Kablosuz şarj için. Bunun 3200 miliamperlik bir pili var. Evet. Arkadaşlar bu arada ses kısmını da özelleştirebiliyorsunuz. Yani mikrofon hassasiyet ayarı, işte hoparlörlerin hassasiyet ayarı, ses seviyesini yükseltmek. Bunlar yapılabiliyor. Yine ekranla ilgili bir takım ayarlamalar var. LED aydınlatmasının ayarları. Cihaz ve hafıza kartı ayarlarının, cihaz hafızasının ve hafıza kartı ayarlarının yapıldığı bir bölüm yine burası. Yine arka plandaki uygulamaları kapatıp hani hafızanızı gereksiz işgal eden uygulamaları temizlemesi için yapılabilecek ayarlamalar var burada. Bu da sanal bellek menüsü arkadaşlar. Bu arada cihazın RAM'ini buradan arttırabilirsiniz. Hızlı bir hafıza kartınız varsa buradan cihaz hafızasını arttırmak mümkün. Buradan da kendiniz bir takım özelleştirmeler atayabiliyor musunuz? Şimdi bu ip dosyalarını değiştiren editör dahi port edilmiş.
Bu uygulama bu şekilde. Şimdi ben kernel yüklemeyi de tekrar anlatayım. Dediğim gibi öncelikle TVRP menüsüne gireceksiniz arkadaşlar. Diyelim ki bu ROM'u yüklediniz. Bu custom ROM'u. Daha sonra TVRP menüsüne tekrar gireceksiniz. Önce kernelimizi flashlayacağız install kısmından. Wipe cache yapacağız. Ve reboot diyeceğiz. Yeniden cihazımız açılıp kapanacak. Hemen sonrasında tekrar TVRP menüsüne yeniden gireceğiz. Bu sefer de Magix uygulamasını yükleyeceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şu Magix uygulaması bize güvenli bir root erişimi sunuyor. Bunun yanında bir sürü güvenlik paketleri, eklentiler sunan bir uygulama bu Magix. Dediğim gibi önce kernel, sonra Magix uygulamasını yüklüyoruz. Daha sonra Magix'in yine bu manager uygulaması yüklenecek. Arkasından da Smart Pack Kernel Manager denilen bu uygulama yüklenecek ve bu şekilde kernelin içerisinden değişiklik yapabilmemizi sağlayan bu uygulamayı yüklemiş olacağız. Yani şu an videoyu çekerken de aslında bakarsanız 12 dakika olmuş. 12 dakikadır ekran kaydı da var. Evet. Gördüğünüz gibi pilim %75'teydi açtığımda. 12 dakikadır açık şu anda. Sadece %2 bir azalış oldu. Yani kullandığım pil 6 yaşında. İşte içerisinde 10 dakikalık bir oyun var. 52 dakikalık bir video izlemişim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Ben kullandıkça, deneyimledikçe videoları çekmeye ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.